Türkiye'yi 6 asır boyunca idare etmiş olan Osmanlı Hanedanı kadınıyla, erkeğiyle ve kundaktaki çocuğuyla artık sürgündedir. Eski zamanların şaşaa dolu zenginliğinin yerini günlük hayat gayeleri almıştır. İstanbul saraylarının sakinleri artık sıradan evlerde oturmakta, hatta birçoğu bir gün sonra karnını nasıl doyuracağını düşünmektedir. Bu sürgünler kafilesinde hanedanın çok önemli bir mensubu son halife Abdülmecid Efendi de vardır ve Avrupa'da çile doldurmaktadır. Ankara'daki Büyük Millet Meclisi son padişah Vahidettin'in 1922'nin 16 Kasım'ında memleketten ayrılması üzerine saltanatı lağvetti ama halifeliği bıraktı ve hilafete Osmanlı tahtının veliahtı Şehzade Abdülmecid Efendi'yi getirdi. Abdülmecid Efendi Sultan Abdülaziz'in oğluydu ve Vahidettin'in kuzeniydi. Gençlik yıllarında çok yakın dost olmalarına rağmen araları daha sonra açılmış, siyasi bir rakip ve neredeyse düşman haline gelmişlerdi. Öyle ki Vahidettin'in iktidar yıllarındaki en büyük muhalifi Ankara hükümetinden sonra Abdülmecid Efendi olmuştu. Büyük babamın iki tarafı vardı. Hem çok ciddiydi hem de aynı zamanda çok sade, çok neşeli, çok sevimli bir insandı. Büyük babamı gördüğünüz zaman, büyük babam çok boylu olmamakla beraber çok heybetliydi. Yani onu beğenmemenin imkanı yoktu. Halife büyük babam, babası Sultan Aziz gibi sanatkardı. O da çok güzel resim yapardı. Müzikle meşgul olurdu. Millet Meclisi'nin 19 Kasım 1922'de yapılan gizli oturumuna 163 milletvekili katıldı ve Abdülmecid Efendi 148 oyla hilafet makamına getirildi ve ilk demecinde kuzeni Sultan Vahidettin'i son derece ağır sözlerle suçladı. O sırada sürgünde olan ama hilafetin hala kendisinde bulunduğunu söyleyen Sultan Vahidettin haberi öğrenince sinirlenecek ve Abdülmecid Efendi için nihayet muradına erdi. Yavuz Selim'in zümrütlü tahtına oturmak kolay ama o kahramanın pabucu olabilmek herkesin adı değildir. Zavallıya bir imam postu gönderdiler, o ise cübbesini sürükleyerek tahta oturmaya yelteniyor diyecekti. Abdülmecid Efendi sadece 16 ay halifelik edebilecek, meclisin 1924 Mart'ında Osmanoğullarının sürgüne yollamaya karar vermesi üzerine Türkiye'den sınır dışı edilen ilk Osmanoğlu o olacaktı. Hanedanın sürgüne gönderilmesinde Abdülmecid Efendi'nin yeni ilan edilmiş olan cumhuriyeti yok sayması ve halife değil hükümdar gibi davranmasının büyük etkisi vardı. Meclisin 3 Mart 1924 günü aldığı hilafetin kaldırılması ve Osmanlı Hanedanı'nın Türkiye sınırları dışına çıkartılması kararı hemen uygulandı. İstanbul Valisi Haydar Bey yanına polis müdürü Saadettin Bey'i de alarak Dolmabahçe Sarayı'na gitti ve kararı Abdülmecid Efendi'ye tebliğ etti. Halife Abdülmecid Efendi ile ailesi o gece Çatalca'ya götürüldüler ve istasyonda bekleyen Simplon Ekspresi'ne bindirilerek sınır dışı edildiler. Son Osmanlıların bu ilk sürgün kafilesi İsviçre'ye gidecekti ama İtalya'nın İsviçre sınırına vardıklarında vize problemi çıktı. Halife ile ailesi sınırı saatler süren bir bekleyişten sonra geçtiler ve Territe kasabasındaki Grand Hotel'e yerleştiler. Halife Abdülmecid Efendi Türkiye'den sınır dışı edilmesinden sonraki ilk demecini bir hafta sonra verdi ve İngiliz Reuters ajansına konuştu. Millet Meclisi'nin benim halifeliğimi kaldırma yetkisi yoktur. Ben o makama bütün İslam dünyasının kabulüyle gelmiştim diyor. Ankara hükümetini suçluyor ve bütün Müslüman memleketlerden gelecek temsilcilerin katılacağı bir hilafet kongresi toplanmasını istiyordu. Ama o günlerde Türkiye dışında kalan bütün İslam memleketlerinin tamamı Hristiyan dünyasının boyunduruğu altındaydı ve halifenin sözleri yankı bulamadan kayboldu gitti. Abdülmecid Efendi, İsviçre makamlarına siyasi faaliyetlerde bulunmayacağı konusunda bir taahhütname vermişti. Ama yabancı basın bir açıklama koparabilme peşindeydi ve sabık halife sonraki günlerde bir hilafet deklarasyonu yayınladı.
Türkiye'nin artık ladini bir cumhuriyet olduğunu ve şeriatı inkar ettiğini söylüyordu. Ankara ise halifenin sürgününün ilk haftasında giriştiği siyasi faaliyetleri yakından takip ediyor ve konuşmasına izin verilmemesi için İsviçre nezdinde girişim üstüne girişim yapıyordu. Halife yayınladığı bildirinin ardından bir de kitap çıkardı. Yeşil Kitap isimli yayın hilafetle ilgili açıklamalardan oluşuyor ve Abdülmecit Efendi İslam dünyasını bir şeyler yapmaya çağırırken memleketinden kovulan Osmanlı hanedanının bütün haklarını Türk milletine emanet ediyordu. Abdülmecit Efendi'nin girişimlerinin sonuçsuz kalacağını tek bir kişi fark etmişti. Sultan Vahidettin'in kızı ve halifenin gelini Sabiha Sultan. Sabiha Sultan, İsviçre'den İstanbul'daki bir dostuna gönderdiği mektupta, buradakiler her zamanki gibi çok büyük ümitlerle yaşıyorlar. Ama böyle mühim ve büyük bir meselenin içinden çıkmak ihtimali yok gibi diyordu. Türkiye'den bizim gibi kovulan çaresizler hala ümit içerisindeler. Ama kör düğüm çok çabuk açılıyor. Rusya'ya bakın. İhtilalin üzerinden 5 sene geçti. Ama ne değişti? Kaldığımız otel mükemmel bir soygun mahalli. Şimdiye kadar yapılan israf haddi ve maksadı aştı. İpin ucu bir defa kaçarsa Cenab-ı Allah bana acısın. İstikbalden korkuyorum. Masum çocuklarımın istikbalini düşünüyorum. Bakalım vicdanımla daha ne kadar zaman mücadele edebileceğim. Halife Abdülmecit Efendi birkaç ay sonra İsviçre'den Fransa'ya geçti ve Akdeniz sahilindeki Nice şehrinde büyük bir villaya yerleşti. Oğlu Ömer Faruk Efendi ile gelini Sabiha Sultan da villanın yakınında bir apartman dairesi kiraladılar. Abdülmecit Efendi Türkiye'ye dönebilmenin imkansızlığını artık yavaş yavaş fark etmeye başlamış, zamanını resimle, müzikle ve torunlarıyla geçirir olmuştur. Sabahları erken kalkar, banyosunu yapar. Ondan sonra onun bir tuvalet masası vardı, böyle büyük bir gümüş aynalı bir tuvalet masası vardı. Önüne oturur, bir berber önlüğü takar ve saçını tarar ve sakalını düzeltirdi. Ondan sonra giyinirdi. Çok da güzel giyinirdi. Çok sade fakat çok güzel giyinir. Fesini başına takar ve sokağa çıkardı. Yani otomobiline biner. Şoföründen, sekreteriyle, Hüseyin Nakip Bey'le beraber gezintiye çıkar. Çoğu zaman Pamnak des Anglais'e gider, orada gezerdi. Hatta birkaç kere de bizi götürmüştü. Arabası eski bir arabaydı. Koyu yeşil renkliydi. İçi çok rahattı, çok güzeldi. Hatta otomobilin içinde iki yanda böyle kristal vazolar vardı ve içine çiçekler konurdu. O eskiden öyleydi. Ve küçük şişeler de vardı, kolonya filan. Gül suyu ile lazım olan şeyler de o şişelere şey edilirdi. Araba çok güzeldi, çok gösterişliydi ama ilk otomobiller gibi pek de iyi çalışmazdı. Hatta 2 defa tutuşuyordu. Büyük babamdan ekseri sabahları çıkardık ve deniz kenarında Nice'de yürürdük. Öğle zamanında eve dönerdik. Kendisi namazını kılar ve sofraya otururduk. Biz tabii ki çocuklar çekilirdik ve kendisi piyano çalar, kompozisyon yapar, resim yapar ve arada kitap okurdu. Yazı yazdıktan sonra tuğrasını çeker ve bana müsaade ederdi, kıpırdamadan, sesimi çıkarmadan yanında kalmasını. Sabahleyin erkenden atölyesine çıkardı. Evin üst katında bir odası vardı, böyle çatı katında bir büyük bir odası vardı. Hatta oraya sehpalar da yerleştirilmişti ki işte tablolar için bilmem ne için ışık iyi gelsin diye bin türlü tertibat alınmıştı.
Ve orada büyük babam akşama kadar resim yapardı. Perşembe günü resim günüydü. Kahveden sonra önüne geçerdik. Ve dedelerimizin, padişahların vidayetinden sonuna kadar dizerdik. Sultan Osman, Sultan Orhan, Sultan Murat filan da sonuna kadar. Ve ondan sonra kendisi olurdu. Biz kucaklaşırdık, elini öperdik ve çekilirdik. Evde Alaturka, saray usulü yaşardık. Yani sarayda yaşandığı gibi yaşamaya gayret edilirdi. Fakat dışarıda tam bir Avrupalı gibi davranırdı. Başında fesi vardı, o başka. Abdülmecit Efendi'nin kızı Dürrü Şehvar Sultan 17 yaşına gelmişti ve genç kıza uygun bir koca aranmaktaydı. Dürrü Şehvar'ın evleneceği kişi hem siyasi güce sahip bir Müslüman hem de paralı olmalıydı ve bu evlilik artık maddi sıkıntı çekmeye başlayan halife ile ailesine de destek sağlamalıydı. Damat adayları arasında en uygunu Hindistan'da hüküm süren ve dünyanın en büyük zenginlerinden olan Haydarabad Nizamı'nın büyük oğlu Azam Cah'tı. Dürrü Şehvar Sultan'la Haydarabad Nizamı'nın oğlu Azam Cah'ın nikahları 1931'in 14 Kasım'ında Nis'te halifenin yaşadığı Karabasel villasında kıyıldı. Villada aynı gün bir başka nikah daha vardı. Sultan 5. Murad'ın torunlarından olan ve güzelliğiyle isim yapan Nilüfer Sultan, Haydarabad Nizamı'nın küçük oğlu Muazzam Cah ile evlendi. Haydarabad Nizamı bu evliliklerden sonra dünür olduğu Abdülmecit Efendi'ye bir aylık bağlayacak ve son Osmanlı halifesi bir Hint hükümdarının sayesinde artık maddi sıkıntı çekmeyecek ve hayatının sonuna kadar rahat şekilde yaşayacaktı. Nis son Osmanlıların sürgün başkentiydi. Halifenin ailesiyle beraber Nis'te yaşamaya başlamasından sonra hanedanın diğer birçok mensubu da Nis ve çevresine yerleştiler. Onları sürgünde bulunan eski Osmanlı idarecileriyle aileleri takip etti ve Güney Fransa'nın bu küçük kasabası bir anda ufak bir Türk kolonisini barındırır oldu. Memlekete dönme hayalini bir yana bırakan Abdülmecit Efendi ise bütün mesaisini Sultan Vahidettin'in tamamlayamadığı bir işi bitirmeye ayırdı. Türkiye dışındaki ülkelerde kalan Osmanlı mallarından bir kısmını olsun geri alabilmeye. Kalabalık bir ailenin reisi olarak hemen her akrabasıyla temas kuruyor, onlardan vekaletler alıp çok uluslu şirketlerle görüşmeler yapıyordu. Büyük babam son halifeydi. Bütün Müslümanlar tarafından kabul edilmiş bir halifeydi. Sonra hakikate halde büyük babam son hakiki aile reisiydi. Bir kere İstanbul'da aile reisi olarak kabul edilmişti. Sonra Nis'te gayet aile içinde faaldi. Halife Abdülmecit Efendi Osmanlı ailesinin sadece mali sıkıntılarıyla değil sosyal durumuyla da ilgileniyor, hanedanın ismine leke düşürebilecek harekette bulunanları uyarıyor. Hatta o zamana kadar görülmemiş bir uygulama başlatıp bazı şehzadeleri Osmanlı hanedan üyeliğinden ihraç ediyordu. Hanedandan ihraç ettiklerinden biri kardeşi Bestekar Seyfettin Efendi'nin Mısır'da yaşayan oğlu Şehzade Şevket Efendi'ydi. Osmanlı hanedan azasından Şevket Efendi'nin hareketleri ve davranışları taşımakta olduğu ismin şerefine asla uygunluk göstermemektedir ve kendisine defalarca ihtarda bulunulmuştur. Ancak Şevket Efendi bu ihtarlara rağmen uygunsuz davranışlarını hiçbir şekilde değiştirmemiştir. Ailemizi küçük düşürücü bu hareketleri yüzünden ve Osmanoğullarının ismini korumak maksadıyla Şevket Efendi'nin taşımakta olduğu hanedan azası unvanını aile reisi yetkini kullanarak kaldırıyorum. Durumu Şevket Efendi'nin yaşamakta olduğu Mısır'ın hükümetine ve ailemizin bütün üyelerine de tebliğ ettim. Abdülmecit bin Abdülaziz Han.
Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra eski imparatorluğun toprakları üzerinde çok sayıda devlet kurulmuştu. Ve bir zamanlar hanedana ait olan mallar artık bu devletlerin sınırları içerisindeydi. Oldukça geniş bir coğrafyaya dağılan gayrimenkulleri bulup hukuki girişimleri yapmak için yoğun bir çaba gerekiyordu. Halife Abdülmecid Efendi bu maksatla bir aile encümeni kurdu. Yabancı şirketlerle sözleşmeler imzalayıp aileye dağıtmak üzere avanslar bile aldı. Ancak bazı sultanlarla şehzadelerin avansların dağıtılma şeklinde karşı çıkmaları üzerine halife ile sürgünde yaşayan son Osmanlılar arasında uzun bir yazışma trafiği başladı. Osmanlı Hanedanı'nın malı ve hakkı olan gayrimenkulleri geri alabilmek için bir finans grubuyla sözleşme yapmaya muvaffak oldum ve bu grubun verdiği avansları aile üyelerine dağıttım. Buna rağmen ailemizin bazı mensuplarının ödeme planlarından memnun olmadıklarını hayretle görmekteyim. Bu gibi hareketlerin getirebileceği fena neticelerin sorumluluğu hiç şüphesiz çabalarıma karşı çıkanlara ait olacaktır. Ailemizin mallarını geri alabilmek için girdiğim yoldan hiçbir şekilde dönmeyeceğimi hanedanımızın bütün mensuplarına kat'i olarak tebliğ ediyorum. Abdülaziz Hanoğlu, Abdülmecid. Talep edilen mallar arasında Yavuz Sultan Selim'in 1517 yılında Mısır'ı fethetmesinden sonra kurduğu vakıflara ait gayrimenkuller de vardı. Aile bu vakıfların gelirlerinden hisse alabilmek için Mısır hükümetine başvurdu. Ama Mısır'dan komik ve komik olduğu kadar da manalı bir cevap geldi. Mısırlılar kayıtlarımızda Sultan Selim'in adına rastlanmamıştır diyorlardı. Sultan Abdülhamid'in soyundan gelenler 1930'lardan itibaren halifeden ayrı olarak bir başka girişim başlattılar. Bir yandan Irak'ın Musul bölgesinde 2. Abdülhamid adına kayıtlı olan arazilerden çıkartılan petrollerden hisse alabilmek için İngiliz British Petrol şirketiyle görüşmeler yapıyor, diğer yandan da Filistin'deki bazı toprakları alabilmek için dava üstüne dava açıyorlardı. Petrol mücadelesinin liderliğini 2. Abdülhamid'in Lübnan'da yaşayan büyük oğlu Şehzade Selim Efendi üstlendi. Ama Halife Abdülmecid Efendi de benzer girişimlerde bulunmaktaydı ve miras konusunda yaşanan bu iki başlılık son Osmanlılar arasında anlaşmazlık yarattı. Hatta bazı şehzadeler ve sultanlar halifenin aleyhine Fransız mahkemelerinde dava bile açtılar. Sürgündeki ailenin yaşadığı bu tatsızlık tarafların 1936'da bir protokol imzalamalarıyla son buldu ve varılan anlaşma üzerine British Petrol şirketi son Osmanlılara petrol hisseleri için açtıkları davalar bir sonuca ulaşana kadar düzenli olarak aylık ödemeye başladı. İngiliz petrol şirketinin dağıttığı aylıklar artık birçoğu sefaret sınırında yaşamaya başlamış olan son Osmanlıların sıkıntılarına küçük de olsa bir deva gibiydi. Ama 1939'da 2. Dünya Savaşı'nın patlamasıyla ödemeler durdu ve hayatlarını petrol şirketinin verdiği aylıklarla devam ettirebilen yaşlı sultanlar açlık çekmeye başladılar. Birçok padişah çocuğu ertesi gün karnını nasıl doyuracağının derdindeydi. Sefarete düşenlerden biri 5. Murad'ın sürgünden sonra Lübnan'a yerleşen kızı Hatice Sultan'dı. Sultan yeğeni Osman Fuat Efendi'ye yazdığı mektupta "Biz burada her gün para bekliyoruz." diyordu. Aziz yeğenim Osman Fuat Efendi, işlerimizi hızlı bir şekilde takip etmekte olduğunuza ben kalben eminim. Allah sana çok ömür versin. Ben evvel Allah'a sonra sana güveniyorum. Her zamanki para bize geçen ay gönderilmedi. Acaba eskisi gibi maaş bağlatabilecek misiniz? Göreyim seni, halanı parasız bırakma. Benim halimi gözlerinle gördün. Paranın bana herkesten çok lazım olduğunu sen de takdir edersin. Bu mektubumu alır almaz işlerimiz hakkında malumat vermeni rica ederek gözlerinden öperim. Sultan Murad'ın Kadıköy'deki köşkünde doğan ve saraylarda büyüyen kızı Hatice Sultan, Lübnan'da geçirdiği sürgün hayatını bu mektubu yazmasından birkaç hafta sonra açlık içerisinde noktaladı. My grandmother, Hatice Sultan, she left to Beirut because Beirut was near to Istanbul, and she always said the people will, Turkish people will call us back, and the Turkish people never called them back. Oh.
Sürgünde vatansız, pasaportsuz ve parasız yaşamaya çalışan son Osmanlıların hayat şartları 1939 yılında çok daha ağırlaştı. İkinci Dünya Savaşı patlamış, Fransa Alman işgaline uğramıştı ve Fransa'da yaşayan Osmanoğulları daha büyük sıkıntılarla karşılaştılar. Ailenin reisi olan Halife Abdülmecit Efendi, işgal yıllarında 2. Abdülmecit imzasıyla Alman makamlarına mektuplar yazarak Türkiye ile Almanya'nın bir önceki savaşta müttefik olduklarını hatırlatıyor ve işgal bölgelerinde yaşayan hanedan mensuplarına kolaylık gösterilmesini istiyordu. Halife Abdülmecit Efendi özellikle savaş yıllarında tam bir aile reisi olmuş, hatta aile mensuplarının nikahlarını bile kıymaya başlamıştı. Evlenenlere nikahtan sonra üzerinde bizzat çizdiği bir hilafet ambleminin bulunduğu kağıtlara yazdığı evlilik belgeleri dağıtıyordu. Sultan Reşad'ın torunu Mukbile Sultan, 5. Murad'ın soyundan gelen Şehzade Ali Vasıf Efendi ve Vahidettin'in meşhur sadrazamı damat Ferit Paşa'nın eşi Medya Sultan'ın torunu Fethi Sami Bey'in nikahları da Nis'teki Karabasel villasında bizzat halife tarafından kıyılmış, halife yeni evlilere evlilik cüzdanı olarak hilafet amblemli kağıtlara yazdığı bu belgeleri vermişti. İkinci Dünya Savaşı öncesinde kızını evlendiren ve oğluyla torunlarını Mısır'a gönderen Halife Abdülmecit Efendi, Nis'te yalnız kalmış tatil beldesi olan şehirdeki monoton hayattan bunalmaya başlamıştı. Halife savaştan hemen önce 1938'de hanımlarıyla ve sekreterleriyle beraber Paris'e taşındı. Kiraladığı villada eskisi gibi resim yapıyor, müzikli toplantılar düzenliyor, cuma namazlarını Paris Camii'nde kılıyordu. Ama bütün bunların yanı sıra öldüğünde cenazesinin nereye defnedileceğinin endişesini hissetmeye başlamıştı. Kuzeni Sultan Vahidettin'le seneler boyu yaşadığı çekişme mezar konusunda da ortaya çıkacak ve Halife Abdülmecit Efendi dünürü olan Haydarabad Nizamı'na gönderdiği bir mektupta beni Vahidettin'in yanına gömmeyin diye ricada bulunacaktı. Aziz biraderim, gurbette uzun seneler yaşamak ve elemlere uğramak beni oldukça zayıf bir hale getirdi. Eğer bu durum devam eder ve memlekete dönüş mümkün olmazsa, cenazemle ilgilenilmesi hususunu sizden rica edeceğim. Şam'da hanedanımıza ait bir mezarlık vardır. Fakat Sultan Vahidettin orada yatmaktadır. Dolayısıyla cenazemin Şam'a gönderilmesine engel olunmasını kat'i şekilde rica ediyorum. Benim için Hindistan'da veyahut Beyrut'ta bir mezar bulursunuz. Bu hususta elinizden geleni yapacağınızı temenni ederken, sizin ve soyunuzdan gelecek olanların memleketinizde refah ve saadet içerisinde hüküm sürmelerini Allah'tan niyaz ediyorum. Abdülaziz Hanoğlu Abdülmecid. Halife Abdülmecit Efendi, Paris'te müttefiklerle Almanlar arasındaki en şiddetli çatışmaların yaşandığı sırada 23 Ağustos 1944 günü geçirdiği bir kalp kriziyle hayata veda etti. Osmanoğullarının son halifesinin ölüm belgesini Paris'in 16. bölgesinin belediyesi hazırladı. İstanbul'da 1868 yılında doğan, halifelik yapan Şeyh Suvar ve Mihisli hanımların kocası Majesteleri 2. Abdülmecit Hazretleri, Paris'in Mareşal Munori Caddesi'ndeki evlerinde 1944 yılının 23 Ağustos'unda saat akşam 8'i bir geçe vefat etmişlerdir. Halife Paris'te Ağustos ayında vefat etmiş. Almanlar işte son şeylerini Bois'da harbediyorlarmış. Amerikalılar ilerliyormuş ve Almanlar en son artık Bois'da kalmışlar. Büyük babamın da evi Bois'nin üzerindeymiş. Ve hatta kurşunlar evin içine giriyormuş. Derken o zaman bir kalp krizi gelmiş ve hatta doktor bile yetişememiş. Biz haber almadık. Aylar geçti, hiç büyük babamdan haber yoktu. Hatta ben İkbal'i doğurmak üzereydim. Kasım ayındaydı. Bir gün evden çıktım. Otomobilime bindim. Tam çıkarken bir motosiklet girdi. Öyle. Ve
bana bir adam, kasklı bir adam bana bir telgraf verdi. Özel ulakmış herhalde adam, bilmiyorum. Telgrafı açtım ve büyük babamın Ağustos'ta vefat ettiğini haber aldım. Tabii hepimiz alt üst olduk. Sultan Vahidettin'in 1926 yılında San Remo'da ölmesinden sonra yaşanan koşuşturmanın benzeri 18 yıl aradan sonra bu defa Paris'te yaşandı ve Halife Abdülmecid Efendi'nin defnedilebileceği bir memleket arayışı başladı. Devam eden savaş yüzünden cenazenin bir başka memlekete nakli oldukça zordu ve halifenin tabutu bu yüzden geçici olarak Paris Camii'nin bir odasına yerleştirildi. Abdülmecid Efendi'nin kızı Dürrü Şehvar Sultan'la özel sekreteri Salih Keramet Nigar savaştan sonra cenazeyi Türkiye'ye defnedebilmek için Türk makamları nezdinde uzun sürecek bir çabaya giriştiler. Dürrü Şehvar Sultan Türkiye'ye girmesi yasak olmasına rağmen 1945'te Hindistan Prensesi unvanıyla İstanbul'a geldi. İstanbul'dan Ankara'ya geçti. Zamanın Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü Çankaya Köşkü'nde ziyaret ederek babası Halife Abdülmecid'in cenazesinin Türkiye'ye getirilmesine izin verilmesini istedi ama bir türlü izin alamadı. Dürrü Şehvar Sultan'la Salih Keramet Nigar'ın girişimleri Demokrat Parti'nin iktidar yıllarında da devam etti ve Dürrü Şehvar Sultan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçe üstüne dilekçe verdi. Merhum pederimin ilaçlanmış cenazesini Paris Camii'nin bir hücresinde yıllarca ve hürmetle barındıran mütevelli heyeti cenazeyi daha fazla saklayamayacağını bildirdi. Pederime ölümünden sonra bile olsa öz yurduna kavuşma hakkını tanımak için meclisin adaletine müracaat ediyorum. Hakka tapan büyük milletimizin hakiki ve hakikatli temsilcisi sıfatıyla, Büyük Millet Meclisi'nin hakimiyetine dayanan hukuk devletimizin hakkaniyetini bu hususta da göstermesini saygıyla dilerim. Adnan Menderes hükümetinin cenazenin getirilmesinde bir mahsur bulunmadığını bildirmesine rağmen Demokrat Partili bazı milletvekilleri halifenin Türkiye'ye defnedilmesine karşı çıktılar. Abdülmecid Efendi'nin kızı Dürrü Şehvar Sultan'ın yapabileceği tek bir iş kalmıştı, cenazeyi bir başka Müslüman memlekete götürmek. Son halife Abdülmecid Efendi'nin Paris Camii'nde 10 sene boyunca muhafaza edilen tabutu 1954 Mart'ında özel bir uçakla Suudi Arabistan'a götürüldü ve Medine'de toprağa verildi. Defin işiyle başından sonuna kadar ilgilenen Salih Keramet Nigar, cenaze ile ilgili bütün ayrıntıları yıllar sonra kaleme alacaktı. Medine'deki cenaze namazı ancak akşamüstü kılınabildi. Sandukayı alacakaranlıkta Cennetül Baki mezarlığına taşıdık. Kabir için seçilen yer taşlıktı. Sudanlı mezarcılar kazmakta epey güçlük çektiler. Sanduka nihayet salavatlarla mezara indirildi ama Vehhabi mezhebinin gereklerine uyularak dışarıda hiçbir işaret bırakmayacak şekilde taş ve toprakla örtüldü. Abdülaziz Hanoğlu Abdülmecid çektiği bütün acıların manevi mükafatını ecdadından hiçbirine nasip olmayan bir şekilde Hazreti Peygamber'in yakında defnedilmek suretiyle gördü. Suudi Arabistan'daki Vehhabi mezhebine göre mezarların yerlerinin belli olmaması gerekmekteydi ama Halife Abdülmecid Efendi'nin mezarının yeri kaybolmadı ve Salih Keramet Nigar mezarın krokisini bile çizdi. Halife Abdülmecid Efendi'nin ölümüyle 1400 senelik hilafet son bulur. Daha sonra birçok halife adaylığı çıkar fakat bunların hiçbiri başarılı olamaz. Türkiye'de hilafet ve saltanat devam etseydi, yani Cumhuriyet yerine Osmanlı yönetimi olsaydı, İstanbul tahtında Şehzade Osman Ertuğrul Efendi oturacaktı. Şehzade Osman Ertuğrul Efendi 2. Abdülhamit'in torunu, Osmanlı hanedanının en büyüğü yani en yaşlı erkek üyesi ve 50 yıldan beri New York'ta bu evde yaşıyor. Osmanlı İmparatoru her imparatorluk gibi sonunda ortadan kalkacaktı. Yani dünya harbini kaybetsek de etmesek de zamanı geldiği zaman ve zamanı zannedersem gelmişti o zaman. Çünkü gittikçe kuvvetimiz azalıyordu. Ondan dolayı nasıl olsa kalkacaktı. Bütün diğer imparatorluklar ve sivilizasyonlar Mısır'dan başlayın en uzun süren, ondan daha kısası
Yunanlılardı. Ondan daha kısa Roma. Ondan daha kısa biz. Ondan daha kısa İngiltere. Artık şimdi faksla, e-mailler, onlar falan ilave edilince her şey daha çabuklaşıyor. Ve son sivilizasyon belki 15 dakika sürecek ancak. Osman Ertuğrul Efendi 2004 yılına kadar vatansız olarak yaşadı ve ancak 92 yaşında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alındı.